Bilimin eğlenceli dünyasına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle birlikte takım yıldızları hakkında bilgiler edinmiş olacağız. Takım yıldızları nelerdir? Astronomideki yeri ve önemi? Takım yıldızları günlük hayatımızda bir yer kaplıyor mu? Bu sorular hakkında sizlere bilgiler vermeye çalışacağım. Ve bu bilgilerin ardından da sizlerle takım yıldızlarını öğrenebilmeniz için çok basit bir atölye çalışması ile yapabileceğiniz bir gök atlası atölyesiyle birlikte sizlerle birlikte olacağız. Evet. Arkadaşlar, ben Edirneliyim. Sizlere soru sormuşlardır. Memleket nere? İşte hangi şehirden geliyorsun diye sorular sormuşlardır. İşte Edirne şehrinde yaşayan birisi olarak Marmara bölgesindeki bir şehirden geldiğimizi ve belli bir bölgeye gruplamamıza sebebiyet vermek için böyle nasıl Türkiye'yi 7 bölgeye ayırmış isek, biz astronomlar da gökyüzünü 88 bölgeye ayırdık sevgili arkadaşlar. Bunların 44 tanesi kuzey yarımküreden, 44 tanesi de güney yarımküreden gözükmek üzere az önce söylediğimiz gibi 88 bölgeye ayırdık. Evet, 88 bölgeye yani takım yıldızlarını ayırdık. Ama yıldız nedir? Bunun bilgisini verelim ilk önce size arkadaşlar. Hani bu takım yıldızları tek başına olmuyor. Dediğimiz gibi yıldızlardan meydana gelmiş oluyor. Yıldızlar hakkında kısa bilgi verirsek güneşimiz arkadaşlar. İşte güneşimiz, dünyamız ve diğer gezegenlerimizin dönmüş olduğu dünyaya en yakın olan bir enerji kaynağı, ısı kaynağı, ışık kaynağımız, güneşimiz bir yıldızdır. Elbette güneşimiz bize, dünyamıza çok yakın olduğu için onu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ortalama bir astronom birimi yani 150 milyon kilometre bir mesafe var. Ama o takım yıldızlarını oluşturan yıldızlarımız arkadaşlar bizden milyonlarca bazen binlerce ışık yılı mertebesinde çok uzakta. Çok uzakta oldukları için onları nokta kaynak görmüş oluyoruz. İşte takım yıldızları dediğimizde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe takımları gibi düşünebilirsiniz sevgili gençler. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş takımındaki her bir birey kendi çapında birer yıldızdır. Birer futbol duayeni olduğumuz gibi bizler de dünyadan baktığımızda ki bizler dünyada yaşadığımız için gözlemcinin olmuş olduğu bölgeden gökyüzüne baktığımızda ışıksız bir ortamda görünen bazı yıldız gruplarını ya bir hayvana ya bir eşyaya bazen de bir kahramana benzetmiş oluyoruz arkadaşlar. İşte bunlara örnek verdiğimiz işte Kuğu takım yıldızı, Ejderha takım yıldızı, Andromeda takım yıldızı, Orion Avcı takım yıldızı bunları adlandırmış oluruz. Ama baktığımızda gerçekten de sadece yıldızların olmuş olduğu bölgeleri görüyoruz. Ama biraz hayalimizde kurduktan sonra evet kimini işte kuğuya, kimi ejderhaya, kimi ne dediğim gibi büyük ayıya, kimini küçük ayıya, kimini Yunus takım yıldızına benzetmiş oluyoruz sevgili izleyiciler. İşte bunlardan bir tanesi örnek olarak sizlere vermek istiyorum. Orion, avcı takım yıldızı. İşte Yunan mitolojisinde önemli bir yer kaplamaktadır Orion, avcı takım yıldızı. Ve şu an kış aylarında çok rahat bir şekilde gökyüzünde görebileceğiniz, çıplak gözlerinizle bile görebileceğiniz bir yıldız grubu, takım yıldızları diyebiliriz arkadaşlar. İşte üçgen şeklinde olan en parlak 3 yıldızı var arkadaşlar. İşte o avcının görmüş olduğunuz gibi kuşağı, kılıcı kısmını belli etmektedir. Evet, sadece tek bir yıldızlardan gözükmüyor. Aslında çevremizdeki ışık kirliliğine göre orada 10 tane, 20 tane veya işte 5 tane görüyorsunuz. Ama aslında orada onlarca yıldız bulunmuş oluyor. İşte avcı takım yıldızında arkadaşlar yaklaşık en belirgin olarak isimlendirmiş olduğumuz 23 adet belli başlı parlak olan yıldızlarımızı o avcı takım yıldızını oluşturan en belirgin olan yıldızlarımız var. Tabii ki daha da başka yıldızlarımız var orada ama çıplak gözden görebildiğimiz parlaklık bakımından algılayabildiğimiz olan yıldızlarımız. Evet, bir tane daha hemen örnek vermek istiyorum. Dediğimiz gibi işte kimini hayvana, kimini kahramanlara benzetiyoruz arkadaşlar. İşte bir tane daha örneğimiz Andromeda galaksisi arkadaşlar. Andromeda galaksisi de zaten astronomi
galaksilerin takım yıldızı. İşte adından da duyduğunuz, anlayacağınız gibi Andromeda galaksisine yakın bir bölgededir. O kısmı adlandırmış oluyoruz. Yaklaşık işte Andromeda galaksisi içerisinde 300 milyar yıldız bulunduran, işte dünyamızdan 2,5 milyon ışık yılı uzaklıkta olan bir galaksi kümesidir. İşte burada aynı şekilde belirgin olarak yaklaşık 19 adet parlak olan yıldızlarımız, bu Andromeda takım yıldızını oluşturan yıldızlarımızı oluşturuyor sevgili izleyiciler. Evet, takım yıldızları diyoruz. Gerçekten hani anladık da, işte yıldızın, bir yıldızdan bahsediyorsak hangi bölgeye ait olduğunu, bir kişiye tarif ederken nereye bakması gerektiğini sizlere anlatabilmek için veya işte karşımızdakileri anlatabilmek için kullanmış olduğumuz bir bölgeler kısmını demiş oluruz. Ama bu takım yıldızları bize niçin gerekli veya astronomide bunun önemi ne? Niçin anlattık bunları dersiniz? Evet, şu an günümüzde sevgili arkadaşlar, işte arkadaşımız bize nereye gelmemiz gerektiğini anlatmak için enlem boylam vermiyor. İşte ne yapıyor? Ya bir navigasyon konum atmış oluyor. Biz de telefonumuzla veya ne bileyim bir uygulamayla birlikte oraya çok rahat bir şekilde gidiyoruz veya pusulardan bahsetmiş oluyoruz. Pusulayla yönlerimizi bulmuş oluyoruz. Ama eskiden günümüzde tabii ki ne pusula, ne cep telefonu, ne uydular, ne navigasyon, hiçbir şey yoktu. İşte herkesin belki bildiği tek güzel bir yer var. Türkiye'nin de içerisinde olmuş olduğu İpek Yolu arkadaşlar. İşte bu İpek Yolu'nda kervanlar o kadar yüklerini, o kadar olaylarını, kilometrelerce, binlerce kilometreyi nasıl yapıyorlardı? Dediğim gibi bir pusula yoktu yönlerin tayin etmesinden. Takım yıldızlarından faydalanarak yapıyordu arkadaşlar. Takım yıldızları bizlere en önemli astronomi konusunda gökyüzüne baktığımızda yönümüzü, kuzeyimizi, güneyimizi, doğumuzu, batımızı bulmada çok faydalı olmuş oluyor. Işık kirliliğinin az olduğu bir yerde sevgili izleyiciler, gökyüzüne başımızı kaldırdığımızda büyük kepçe demiş olduğumuz büyük ayı takım yıldızı bulunmaktadır arkadaşlar. Büyük cezvederiz ve onun tam biraz daha üstünde de arkadaşlar küçük ayı demiş olduğumuz bir takım yıldızı vardır. İşte büyük ayıdan küçük ayı süt içiyormuş gibi birazcık mecazı mürsel yapabiliriz, anlatabiliriz bu olayı. İşte o küçük ayı takım yıldızının sevgili izleyiciler arkasındaki sap olan kısmındaki en son olan yıldız kuzey yıldızını, yani Polaris yıldızını, yani demir kazık demiş olduğumuz dünyanın dönme eksinin geçmiş olduğu bir yıldızı göstermiş oluyoruz. Kısaca nasıl buluyoruz? Dediğim gibi belki küçük ayı takım yıldızını çok rahat göremezsiniz ama büyük ayı takım yıldızını çok rahat, çok belirgin bir şekilde görürsünüz sevgili izleyiciler. Büyük kepçe demiş olduğumuz tas olan kısmındaki son iki yıldızımızdan 5 birim gittiğimizdeki tam o doğrultuda olan, herkesin bilmiş olduğu çok parlak bir yıldız değildir, normal parlaklıkta bir yıldız olan yıldız kuzey yıldızı, yani Polaris yıldızıdır sevgili izleyiciler. İşte burada kuzey yıldızımızın da, yani Polaris yıldızımızı gösteren küçük ayı takım yıldızında da belli başlı temel olan ana yıldızlarını da görmüş oluyoruz. Kuzey yönümüzü bulduk sevgili izleyiciler. Peki ona göre nasıl yönümüzü bulmuş olacağız? Yüzümüzü kuzeye çevirdikten sonra sağ tarafımız doğu, sol tarafımız batı ve arkamızda güney yönünü göstermiş olacak. Peki takım yıldızları diyoruz ama sizler belki de aşina olmadığınız veya daha çok aşina olmuş olduğunuz kısım burçlar. Hani bu gazetelerde görüyoruz ya sevgili izleyiciler, işte Koç burcu, İkizler burcu, Kova burcu demiş olduğumuz. İşte aslında onlar da birer takım yıldızı ama bu gazetelerde görmüş olduğumuz burçlar demiş olduğumuz kısım bizim zodyak kuşağı demiş olduğumuz, yani güneş ve güneş sistemimizin bir yıl boyunca bu ayırmış olduğumuz 88 bölgenin içerisinde görmüş olduğunuz yıldızların takım yıldızlarına hangilerinden geçtiğini göstermiş oluyor sevgili izleyiciler. İşte az önce söylediğimiz gibi ikizler, terazi, başak, yay, koç, aslan demiş olduğumuz bu gazetelerde görmüş olduğumuz 12 tane burç aslında güneş ve güneş sistemimizin birlikte ortaklaşa hareket etmiş olduğu o 88 tane takım yıldızının bölgesinden geçmiş olduğu alanı göstermiş oluyor. Evet, ama belki duydunuz, bundan yaklaşık bir 6 ay önce NASA açıklama yaptı. 12 tane burç yok arkadaşlar.
13 tane burç var. Evet, herkes şu anki burçlarını hatalı olduğunu düşünsün sevgili izleyiciler. Çünkü akrep ve terazi arasında ejderha takım yıldızı demiş olduğumuz çok küçük bir döngü var sevgili izleyiciler. İşte normal gündelik hayatımızda şu an günümüzde görmüş olduğumuz televizyonlarda veya gazetelerde gördüğünüz işte yorumlar yapılmış olan burçlar demiş olduğumuz 12 burçta en son olan akrep ve teraziden sonraki küçük bir döngü demiş olduğumuz yılancı takım yıldızı bulunmakta sevgili arkadaşlar. Yani 18 günlük bir kısa bir döngü var, kayıp var veya artık demiş olduğumuz. Normalde işte bizler nasıl Şubat'ı 28 çekiyor hep daha görüyoruz ama arada 29 çekmiş olduğu gibi artık günler demiş olduğumuz kısımlar var. Aynı şekilde aslında bu burçlar demiş olduğumuz 12 tane değil 13 tane yılancı burcu da içerisinde katmanız gerekiyor sevgili izleyiciler. Evet, biraz sonra Gök Atlası yapım atölyemize geçeceğiz ama sevgili izleyiciler, evinizde bir bilgisayarınız varsa çok rahat bir şekilde masa üstünüze kurabileceğiniz Stellarium demiş olduğumuz Stellarium.org'dan ücretsiz bir şekilde, lisanslı bir şekilde indirebileceğiniz ve takım yıldızları hakkında veya gök objelerin nasıl hareket ettiği hakkında çok güzel bir bilgisayar uygulama programımız var. Bunu inşallah ileriki programlarımızda daha detaylı bir şekilde anlatıp nasıl kullanacağınızı sizlere izah etmiş olacağız. Ama yeri gelmişken konumuz takım yıldızları olduğu için bu Stellarium programında sizlere söylemek istiyorum. Stellarium.org'dan ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Ve bu indirmiş olduğunuz programda gerekli olan bazı ufak tefek setup ayarlamaları yaptıktan sonra ve Türkçe kullanımına açık sevgili izleyiciler. Türkçe kullanımları çok güzel bir şekilde menülerini karıştırdığınızda neyi nasıl çok kullanabileceğinizi, neleri ayarlayabileceğinizi çok basit bir şekilde hemen öğrenebilirsiniz sevgili izleyiciler. Evet sevgili gençler, isterseniz yavaş yavaş Gök Atlası yapım atölyemize geçelim. Ve yaptıktan sonra da bu Gök Atlası nasıl kullanacağız, bize neler ne gibi faydası olacak bu konular hakkında hem uygulamalı olarak göstermiş olacağız. Evet, Ankara Büyükşehir Belediyesi kanalında bu görmüş olduğunuz her zamanki gibi Gök Atlası'mızın takım yıldızlarının olmuş olduğu kısmı ve Gök Atlası'mızın saat kadran olan kısmı iki parçadan oluşup PDF dökümlerinin indirebileceğiniz linkleri sizlerle aşağıda paylaşmış oluyoruz sevgili izleyiciler. Evet. İki tane bizim dökümümüz var. Sevgili izleyiciler, ben asetatlı kağıda bastım ki şu orta kısmımız boş olması lazım ki şeffaf olsun ki bu alanda kalacak olan yıldızlarımızı, takım yıldızlarımızı çok rahat bir şekilde görmemize sağlamış olacak. Eğer sizin bir asetatlı kağıda bir Aydinger'e basma imkanınız yoksa gene bir A4 kağıdına çok rahat basabilirsiniz. Ama lütfen şu orta alan bölgesini kesmeyi unutmayınız. İsterseniz yavaş yavaş takım yıldızlarımızın bulunmuş olduğu dökümanımızı yavaşça bir makas ile kesmeye başlayalım. Evet. Bir yandan keserken bir yandan da sizlere şunu belirtmek istiyorum. Lütfen dikkatli kesin sevgili izleyiciler. Şu görmüş olduğunuz en son dış çerçeve kısmındaki siyah çizgiden kesmeyi kesmeye özen gösterin. Dikkatli olun sevgili izleyiciler. Takım yıldızlarını inşallah ne işe yaradığını, günlük hayatımızda ne gibi faydaları olduğunu, astronomideki yeri ve önemini inşallah güzelce anlatmış olduk sevgili izleyiciler sizlere. Evet. Böyle atölye çalışmalarını öğrencilerimizle birlikte bazen yapıyoruz. İşte bazı öğrencilerimiz sabırsız oluyor sevgili izleyiciler. Kolay kesebilmek için çok böyle hızlıca parçalıyor ediyorlar. Bir öğrencimiz bu kesme işlemini yaptığında diğer arkadaşların kestiklerini gördüklerinde direkt olarak işte sabırsız olduğunu, heyecanlı olduğunu, dağınık olduğunu göstermiş oluyor. Böyle portakalı nasıl soyarsınız ya böyle yekpare hiç böyle parçalara ayırmadan. İşte mümkün mertebe sizler de şu
kenarlarındaki fazlalık olan parçaları bir parçada kesebilirsiniz. Evet. Şimdi dediğim gibi takım yıldızları olmuş olduğu kağıdımızı, dokümanımızı güzelce kestik. Biraz sonra göreceğiz. Burada günlerimiz ve aylarımız var. Haziran, Temmuz, Ağustos gibi aylarımız var ve takım yıldızlarımız var. Biraz sonra zaten nasıl kullanacağımızı sizlere göstermiş olacağız. Şimdi saat kadranımızın olmuş olduğu diğer dokümanımızı kesmiş oluyoruz. Burada mümkün mertebe sevgili izleyiciler, en son siyah saatlerin 1, 2, 3, 4, 5 diye geçmiş olduğu saatlerimiz en son siyah çizgisinde kesmeyi lütfen unutmayın hizasından. Burada arkadaşlar, benim az önce söylemiş olduğum gibi ben bir asitatlı kağıda bunu çıktısını aldım. Eğer normal bildiğimiz bir A4 kağıda çıktısını almak istiyorsanız şayet, lütfen şu orta olan kısmını kesmeyi unutmayın. Çünkü oraya biraz sonra göreceğimiz gibi takım yıldızları dengeleyecek ve o gelmiş olduğu takım yıldızlarımızı bizler rahat bir şekilde görmemiz gerekiyor. Asitatlı kağıdımız şeffaf olduğu için çok rahat bir şekilde o takım yıldızlarını görmemize sebebiyet vermiş olacak. Sevgili izleyiciler, şimdi küçük, basit, bilmiş olduğunuz bir raptiyi alıyoruz. Burası çok önemli. Şimdi kuzey yönümüzü gösteriyoruz. Diyoruz ki işte Polaris demiş olduğumuz küçük ayı takım yıldızının sap olan kısmındaki en son yıldız, yani kuzeyi gösteren Polaris yıldızımız. Dünyamızın dönme ekseninin geçtiği, bütün yıldızların onun etrafına dönmüş olduğunu farz ettiğimiz takım yıldızımız. Evet. Bu asitat kağıdımızın, saat kadranımızın olmuş olduğu kısmında göreceksiniz tam orta kısmında bir tane artı işareti var sevgili izleyiciler. Ve takım yıldızlarımızın olmuş olduğu dokümanımızın da onun da tam ortasında bir artı işareti var. İşte o bizim Polaris yıldızımız, yani kuzey yıldızımız. Dünyamızın döndüğü eksenini gösteren yıldız. Evet, saat olan kadranlı olan dokümanımızın saatlerimizi düzgün okuyabilecek şekilde arkadaşlar, ters lütfen tutmayın şu şekilde. Yani saatimizi düzgün okuyabileceğimiz şekilde yönde yaptığımızda normal 1, 2, 3, 24 gibi okuyabileceğimiz şekilde burada şeffaf olan kısmımızın artı olan kısmından gelip gene takım yıldızlarımızın tam ortasındaki artı olan kısma denk getirdiğimizde, her ikisini bağladığımızda veya iç içe geçirdiğimizde, raptiyemizde, işte sevgili izleyiciler, şunu da geri kalanlı raptiyemizin sivri olan tarafını sizlere zarar vermemesi için ister bir makasla sevgili izleyiciler büküp, isterseniz de küçük bir mantar yerleştirip elinize batmasını önleyebilirsiniz. Evet, şimdi yavaş yavaş nasıl kullanılacağına geçelim sevgili izleyiciler. Bu mavi olan, saatte olan kadranımızda arkadaşlar saatleri görmüş oluyorsunuz. 1, 2, 3'ten başlayıp 24'e kadar, yani 24 saatlik bir saat kadranımız var burada. Aşağı olan, beyaz olan dokümanımızda tarihler ve ayları görmüş oluyorsunuz sevgili izleyiciler. Ben 15 Ekim günü doğdum. Akşam saat 19'da dünyaya geldim. Şimdi sizler de herkese küçük bir uygulama yapalım. Burada saat kadranımızda 19'u denk getirmiş oluyorum. Şurada arkadaşlar, şurada 19'u ve tarih olan kısmında da Ekim ayına, 15 Ekim'e getirmiş olacağım. Göreceksiniz ki sevgili izleyiciler, 5, 10, 15, 20 diye burada Ekim ayına geldiğimizde tarihler kısmına gelmiş oluyoruz. Ve saat olan kısmımızın da 19'unu sevgili izleyiciler, 15 Ekim'e denk getirdiğinde, saat 19'u 15 Ekim'e denk getirdiğinde burada görmüş olduğunuz takım yıldızları benim 15 Ekim'de saat 19'da gökyüzünde olan yıldızlarımı göstermektedir. Misal
sizler de çok rahat bir şekilde ister doğum tarihlerinizi ve 3 aşağı 5 yukarı saat doğum saatinizi bu Gök Atlas'ın uygulamasında yapabilirsiniz. Veya bir gözlem yapacaksınız. İşte Ağustos'un 25'inde akşam saat 8'de gökyüzü nasıl olacak dediğinizde gene Ağustos ayına gelirsiniz. 20 Ağustos örneği getirdik. Şuraya 5, 10, 15 ve 20 Ağustos'a geldik. Ve akşam saat 20'yi denk getirdiğimizde sevgili izleyicilerimize bakın. Akşam saat 20, 20 Ağustos'a geldiğimizde ve kuzeyimizde şu kısmı döndüğümüzde şurada görmüş olduğunuz takım yıldızları 20 Ağustos saat 20'de gökyüzünde neler var çok rahat bir şekilde görebilirsiniz sevgili izleyiciler. Umarım takım yıldızları ve takım yıldızları atölyemizi içeren bu programımızı güzel bulmuşsunuzdur, beğenmişsinizdir. İnşallah diğer programlarımızı da ilginizi çekecek çok güzel konularla birlikte karşınızda olacağız. Bilimin eğlenceli dünyasına şimdilik hoşça kalın.